Selamlar tekrardan. Bir kına, bir düğün bulundan sonra tekrardan merhaba. Artık normal yaşama dönüş benim için zaten şey, İstanbul'a döndükten sonra direkt iş temposu başladığı için bir şey sanki değişmemiş gibi oldu. Bu arada ışık için özür dilerim. Şarjım bitti, bitmek üzere. Umarım hani bu videoyu çıkartabiliriz. Aslında uzun uzadıya bir vlog geliyordu. Çekmeye devam ediyordum. Sonra baktım hani benim editlemeye zamanım olmayacak. Çünkü geçen hafta Ankara'daydım iş nedeniyle. Bu hafta arkadaşımın düğünü var. O yüzden gideceğim. Pazar döneceğim. Daha sonrasında ertesi gün, yani Allah izin verirse, inşallah bir sıkıntı çıkmazsa, bu sefer Viyana yolcusu olacağım. Aşağı yukarı bir hafta kadar oradayım. Daha sonra dönüyorum ve yine iş temposuna dönüş. Böyle yoğun ama hani güzel zamanlardan geçtiğimi düşünüyorum. En azından heyecanlı, çok şükür. Bu açıklama videosunda söz vermiştim aslında size. Bir sonraki vlogda bahsedeceğim demiştim işte. Nerede kalacaksınız? Nerede yaşayacaksınız? Rafi mi oraya geliyor? Rafi mi buraya geliyor? Sen mi oraya gidiyorsun? Nasıl olacak? Planınız neler? Ne iş yapacaksın? Vesaire vesaire. Oldukça merak edilen bir konuya şimdi cevap verebiliyorum. Daha önceden tabii haberi olan takipçilerim var. Buluştuğum takipçilerimle konuşma fırsatım olmuştu. Yüz yüzeyken daha farklı oluyor ama hani böyle herkesin izleyeceği bir platformda ben de önceden paylaşmak isterdim. Ama tabii belli başlı etkenlerden dolayı direkt açıklayamadım ki başlangıçta hala peki uzatmam, asla söylememem. Gireceğim konuya ama bir başlangıç yapıyorum. Başlangıçta yani kesinleştiğinde söylemememin deminden beri bunu söylemeye çalışıyorum. Nedeni şuydu, hani iş açısından etik olmaz. Sonuçta bağlı çalışan bir insanım. Kendi işimi yapsaydım çok daha farklı olurdu. Dolayısıyla son ana kadar, kesinleşene kadar, ben etrafımdaki insanlara gerçekten duyurmaya başlayana kadar burada da bu sorunun cevabının kendime kalmasını istedim. Yani kendi çevreme, yakın çevreme ve işte aileme diyelim. Dolayısıyla paylaşamadım. Başlangıçta tabii şunu düşündük. Acaba hani İstanbul'da bir süre kalalım. Çünkü Rafi İstanbul'u çok seviyor. İstanbul yemekleri. Türk yemeklerine bayılıyor. Türkçesi hani günden güne gelişiyor. Burada kalsa çok daha çabuk gelişirdi vesaire vesaire. Ama bakıldığında bizim hani ne kadar kalırız, kaç ay kalırız hesaplandığında ve maddiyat olarak düşündüğümüzde burada sadece 5-6 ay için bir eve maddi yatırım yapmak, daha sonrasında çıkmak pek akıl kârı gibi gelmedi. Sonuçta böyle hesaplamalar, çeşitli hesaplamalar yaptıktan sonra. Şunu içeyim, az bu kurudu. Mesela diyelim ki bir eve yerleşeceğiz. Baştan aşağı işte evin tutulmasıdır, kaporasıdır, kirasıdır, daha sonrasında evin eşyasıdır, bilmem ne. Bunlar tabii çok büyük masraf. Burada belli süre gerçekten kalmamız gerekiyor ki en azından o masraflar çıkabilsin diye düşündük. Daha çok rasyonel açıdan bakmak istedik. Hani şöyle diyebilirdik, yo hani biz İstanbul'da yaşamayı en azından bir süre istiyoruz ve yaşayacağız da diyebilirdik ama biraz daha hani farklı düşündük. Zaten aşağı yukarı anlamışsınızdır. Bu düğün konularına da değineceğim. İşte nikah yaptın, düğün yapmadın, ne düşünüyorsun bu konuda diyenlerin de çok oldu. Onun hakkında da uzun uzun konuşabiliriz. Neyse, konudan sapmayacağım. Fakat sonunda dediğim gibi hesap kitap işinden sonra dedik ki bu pek mantıklı gözükmüyor. Ne kadar istesek de tabii benim annemler de bu ne derler, bu seçeneği daha çok istiyorlardı. Daha çok yani destekçi demek istemiyorum. Her iki seçeneğin de destekçisiler ama tabii ki de hani yanlarından direkt olarak gitmemi istemediler. Ancak sonuç olarak şuna karar verdik. Ben Avusturya'ya taşınacağım. İnşallah Allah kısmet ederse, bir problem olmazsa. Ha, o kadar korkuyor ki insan böyle şeylerden. Geçen anneme de söyledim. Bu düğün ya da işte nişan, hani bir gün belirleniyor ya hayatınızda böyle. O güne her şeyi planlıyorsun. O gün her şey çok normal de gidebilir. Ya da bir şey olabilir, hastalığı var bunun ya da işte aksilikleri var. Her şeyi o güne endekslemek aslında çok strese sokuyor insanı. Önemli kararlar da aynı şekilde. Hani şunu yapacağım, şuraya gideceğim ama hani dünyanın bin bir türlü hali var. Her şey başımıza gelebilir. O yüzden böyle demeye de korkuyorum. Hani belki çalışmaya olsam da bunu ilk aşamada söylememe nedenim bu olurdu. En azından sosyal medya ortamında. Başvuruyu nasıl yapacaksın? İşte buradan mı başvuracaksın vesaire. Aile birleşimi oluyor tabii bu. Rafi oradan sordurdu. Ben buradan sordurdum. Açıkçası farklı cevaplar aldık. Ama şunu deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Olacak mı hala? Bak, sürekli bir şey içerisindeyim. Hani septik takılıyorum bu aralar. Ben gideceğim. Avusturya'dan başvuru yapacağım inşallah. Ondan sonra belgeleri vesaire topladım. Onların istediği son dakika başka bir şey çıkarmazlarsa. Göte'den de benim sertifikam yoktu. O da ayrı konu. Onu da ayrı konuşuruz. Normalde ben Almanya'dan B1'i bitirip gelmiştim. Burada B2 kursuna başlamıştım hatırlarsanız. Her ne kadar iş nedeniyle Almanca'ya
bayağı ara vermiş olsam da aslında B1'den devam ediyor olmam lazımdı. Ama sınav tarihleri uymadı. Yani başka şansım yoktu. Dolayısıyla A1 sınavına girmiş oldum. Ama buradan şöyle bir sonuç çıkartabiliyorum. Belki A1 sınavı ile ilgili konuşurum. Hani ihtiyacı olanlara bir video üretebilirim de. Belki oradan bir faydam dokunur. A1 sınavı nasıldı? Göten'in sınavları nasıl falan? Öyle bir tecrübe paylaşabilirim sizinle. Resmen içerik üretmek aklıma geliyor hayatımı yaşarken. Yani aslında gerçekten hayatımda böyle yeni bir sayfamı diyeyim. Gerçekten farklı bir adım. Hani evlilik tam manasını, yani hani medeni halim değişti, soyadım değişti, yeni bir soyadı eklendi. Zaten farklı geliyor ama şu anda tabii Rafi burada olmadığı için, Rafi Avusturya'da olduğu için, ben odamda olduğum için pek bir şey değişmemiş gibi oldu sanki hayatımda. Böyle küçük bir fragman gördük evlilikten sonra geri ayrıldık gibi oldu. Böyle hani üniversitenin kayıt günü işte ya da kazandığınız gün ya da işte ilk başladığınız gün gibi. Gerçekten yeni bir sayfa. Artık hayatım nasıl olacak? Değişik olacak. İnşallah güzel olur. Şöyle de olur, böyle de olur. Çok stres yapmamaya çalışıyorum açıkçası. Ben babam hapşırdı da. Almanya'dayken o sırada işte tezimi son haline getirmeye çalışıyorum vesaire. Kalsam mı 6 ay daha, şu DSH belgesini alsam mı almasam mı, nasıl yapsam işte para durumu vesaire diye. Türkiye'ye dönersem, döndüğümde ne olacak? Ben işe girebilecek miyim? Ondan sonra para kazanmam lazım. Almanca'ya devam etmem lazım. Tezimi bitirmem lazım. Sunmam lazım. Artık mezun olmam lazım. Lazım, lazım, lazım. Yani böyle kafamdaki geleceğe dair planlar beni gerçekten böyle sıkıntıya soktu. Rafi'nin hep dediği şey, sen 1,5 sene, 2 sene sonrası için şimdiden stres yapıyorsun. Buna gerek yok. Hani hayatında ne gibi şanslar işte karşına çıkacak bilmiyorsun. Ne gibi kapılar açılacak bilmiyorsun. Ki gerçekten de öyle oldu. Döndükten sonra bunu anladım. One step at a time. Her seferinde bir adım. Hani bir adım atın, birinci adım, ikinci adım düşünebilirsiniz ama 10. adımı hani hayal etmeniz mümkün değil. Bundan 2 sene sonra, 1 sene sonra, 4-5 ay sonra. Aslına bakılırsa ertesi gün bile insanın karşısına ne çıkacağı belli olmuyor. Dolayısıyla olmayan ya da kafanızda böyle kurgulayıp benim gibi olmayan şeyleri sorun etmenin manası aslında çok yok. Çünkü her şey yolunda gidebilir ya da sorun olabilir ama çözülebilir. Başka bir kapı karşınıza çıkabilir. Bu aslında her konuda böyle. Okul konusunda, iş konusunda. Özellikle hani üniversiteden mezun olduktan sonra insan böyle oluyor. Çünkü bir boşluk dolgu. Ya bir şey söyleyeceğim. Avusturya'dan taşınmaktan falan bahsetmeye geldim. Gene bir motivasyon videosu. Gene bir sonsuz konuşma. Şu burnuma yansıyan ışık beni şu an o kadar rahatsız ediyor ki geçen güldüm söyleyeceğim. Normalde böyle hani bu şeyler söylemiyorum ama düğün videosuna yorum yazan birisi olmuş. Ya yorum çok tatlı aslında. İşte düğün çok güzel, her şey hoş, işte sen süpersin falan filan. Burnum da yandan bayağı büyükmüş ya diye bir yorum okudum, koptum. Babam da öyle söylüyor. Yani burnum çok büyük değil. Genelde böyle önden çektiğim için hani bilmiyorum, biraz büyük burnum. Bunun enteresan bir olayı da var aslında. Annemi istemeye gittiklerinde işte evde 3 kız var. Babaannem diyor ki hangisi oğlum diyor, hangisini alacağız. Ben babaannemin haberi yok. Ondan sonra babam gösteriyor işte. Babaannem demiş ki burnu çok büyük değil mi? Benim hani annemin burnu böyle çok maşallah diyeyim. Hani çok düzgündür, öyle büyük değildir. Daha sonradan bunun esprisi çok dönmüştür. Sen dönsün kendi oğlunun burnuna baksın falan, rahmetli babaannem. Babamın da mesela burnu böyle aşağı doğru şey, ne derler, baskın. Onun iddiasına göre çok işte güreş yapmış zamanında, güreş turnuvaları falan. Bunu ay duyacak beni. Neyse en de sonunda duyacak işte, güreş turnuvaları sonucu babam burnunun böyle basık olduğunu iddia ediyor. Yani hani idare ediyoruz ya. Çok küçük değil. Annem gibi olsa daha güzel olurdu belki ama. Neyse, bir burun muhabbeti yapmadım kalmıştı. Aslına bakarsanız bu düğün vloglarının vesaire bitmesinden şu anlamda da memnunum. Yani bir anlamda böyle güzel geçtiği için, ondan sonra her şeyden memnun olduğum için, sorunları, küçük sorunları takmadığım için çok memnunum. Bir yerden de böyle geçtiği için, artık kafamda bunu kurmayacağım için, başka şeyler düşüneceğim için, kafam rahatladığı için de aşırı memnunum. Çünkü diyorum ki hani şu an artık başka videolara odaklanabilirim. Çünkü onların editlemesini hani biraz daha özenerek yaptığım için böyle çok zorlandım.
Çok konuştuğum için hafıza kartım dayanamadı. Şarjdan yana sorunum olmadı diyordum ama hafıza kartım artık. Çünkü burada nikahtır, işte kınadır vesaire onlar var. Hani silmedim, yedeklemek istiyorum. Okuduğum kitaplardan da bahsedemeyeceğim sanırım süre gereği. Instagram'da bir çekiliş yapıyorum. 3 ayrı kitap dağıtıyorum çünkü normalde ben her ay hem Instagram'da hem YouTube'da bir çekiliş yapıyordum. Eğer görmediyseniz son postuma lütfen bakın. Bülbül kitabına çizgili pijamalı çocuğu ve Bahar'ın peşindeyi veriyorum. 3 ayrı kişi 3 ayrı kitabın sahibi olmuş olacak. İstediğiniz kadar yorum da yapabiliyorsunuz. Bu sefer şans yüksek olsun diye bayağı uğraştım. Bakalım kimler kazanacak. İzel Aydın'dan da imzalı kitap aldım. Hatta çok azıcık vlog da çektim. Merhaba dedi bize. Çok heyecanlı. Bir sonraki çekilişte muhtemelen onun kitabı olur. Bu sefer de şarj bitiyor. Kendinize çok iyi bakın. Umarım çok saçmalamamışımdır. Bu videoda o kadar hızlı çektim ki. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bütün güzel yorumlarınız, iyi dilekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bunu da alışveriş videosunda gösterecektim ya, editleyebilseydim. Şurasını leke yapmışım. Burasından ip çekmiş. Hani böyle o kadar beğenerek aldım ki. Kendimin nazarı değdi kesin. Bugün de idare mahkemesindeydim. Sonsuzlukta, İstanbul'un bir ucunda. Bir tane kitap okuyorum. Şarj bitene kadar konuşmaya karar verdim bu arada. Bakalım kesildiğinde hani anlayın ki video kapanır bir anda. Dünyadan Aşağı Gaye Boraloğlu'nun kitabını okuyorum. Şimdilik güzel gidiyor. Böyle Masumiyet Müzesi'ndeki Kemal'e kızgınlığım kadar buradaki Hilmi'ye de kızgınlığım var. Kemal kadar olmasa da şu anda 103. sayfadayım.